ve su koyalım. Yemek ve su kabını her gün yıkamaya çalışıyorum Nurten. Gel, beni mi bekliyorsun? Gel. Bir de şu salar Nurten biraz ağzı kokuyor çünkü tekrar artık son diş değiştirme döneminde olduğu için o yüzdenmiş veterinere sordum. Su gibiydi yani eskiden ağzı su gibi kokardı şimdi biraz kötü bir koku var. Yemeğini alıyor oradan. Git ye anneciğim ye. Yemeğini koyuyorum oraya. Oradan yemeğini alıyor. Ağzında ısırmadan halının üstüne götürüyor. Halının üstünde yiyor. Bugün ben dövme yaptırdım ya. Geçen Nohut'u yaptırdım. Annemin de kedisi var bir tane. O da çok kıskandı beni. Kıskandı. Dedi ki ben de yaptıracağım dedi. Punço'nun suratını. Şimdi Fatih'e götüreceğim onu bugün. Geçen aramış beni dün. Diyor ki ben yarın Fatih'e gideceğim ya diyor. Geleceğim mi sen de diyor. Diyor ki ne yapacağım be Fatih'te? Niye gidiyorsun ki Fatih'e falan? Semt olan Fatih zannettim. Diyor ki salak dövme yaptıracağım falan. Geleceğim geleceğim falan dedi. Arkadaşlar her gün 7.30'da uyanıyorum. İstisnasız. Çirkin miyim ben biraz şu an? Evlendiğim şey yaptı daha. Benim yatak odamda panjur var. Böyle onu kapattığınızda zifiri karanlık oluyor. Hiçbir gün ışığı içeri giremiyor. Ben de panjuru komple kapatınca hiç uyanamıyorum. Yani insan uyudukça uyuyası geliyor. Uyumak istemiyorum. Çünkü erken uyanmak güzel bir şey. Erken uyanmak istiyorum. Ben de komple açık bırakıyorum panjuru. Ve 1-2 haftadır her gün gün doğduğu gibi ben de gözlerimi açıyorum. 7.30'da ama diyorum ki şimdi ne yapacağım 7.30'da uyanıp. Zorla zorla kendimi uyutmaya çalışıyorum. Bugün hani zar zor artık. O kadar zor bir şekilde saat 10'a kadar uyudum ki yani inanamazsınız. Kız ver. Not oyun oynamak istiyor. Bir şey atıyorum. Bana geri geçiyor mu? O bana vermiyor. Ver diyorum ki kaçıyor. Ama oynamak da istiyor. Atayım istiyor ama. Bak şimdi. Geğirdi Nohut. Nohut geğirdi. Hızlıca makyajımı yapacağım. Annem çıkmış geliyormuş. Aslında ben beni almana gerek yok. O kadar yolu niye geleceksin falan dedim de şimdi o kadar üşendim ki gitmeye. Dedim beni al. O da diyor ki tamam bana hiyaluronik asitli serum ve krem getirirsen alırım. Ya zaten her geldiğimde böyle çuval çuval veriyorum götürüyor. Ne yapıyor o kadar şeyi bilmiyorum. Hep bir eksiği var. Hep böyle bir şeye ihtiyacı var. Mesela diyor kullanmadığın rujlardan da versene diyor. Ay Allah. Yumurtan falan bitmişti. Yumurta falan söyledim. Yetişecek inşallah gelsin bir şeyler yiyeyim de öyle gideyim istiyorum. Lacivert bana ne yakıştı ya? Çok beğendim kendimi bu renkle. Güzel hissediyorum yani sanki bu renk paleti dedikleri şey var ya işte. Bence onu yaptırsam lacivert pozitif çıkardı bana. Pazar günlerini hiç sevmiyorum. Çünkü hiç kargo gelmiyor. Kargolar hayatımıza enerji katıyor, neşe katıyor, mutluluk katıyor. Arkadaşlar aşırı kötü gözüken ama tadı iyi yani merak etmeyin. Ay çok aşağıda kaldınız arkadaşlar. 2 tane çırpılmış yumurta yaptım. Simit ne zamandır canım simit çekiyordu. Simit söyledim. Labne var, zeytin var. Her peynir var. Normal zeytin var bir de dilimli zeytin var. Neyse ben bunları hemen yiyeyim. Sonra gideceğiz. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Neymiş hanımefendi? Şey istiyormuş kendine. Krem istiyormuş. Hiyaluronik asit istiyormuş. Tamam hiyaluronik asit de buldum. Şimdi bunları götürelim bakalım. tamam yedim bitirdim. Tamam. Rüşvetlerini getirdim anne. Rüşvet derken? Rüşvet istedin benden. Şu camı bir kapat hele. Şimdi. Kırışıklık karşıtı gece gündüz bakımı krem. Tamam. Bir tane. Okay. Olur. Şuraya koy. Çantama koyalım. Bir tane normal. Bundan istiyordum. Ne o? Krem. Normal krem. Tamam. Bir tane de hiyaluronik asit. Ha tamam. Ha. Şey serum. Ha.
Muş bir şey var mı? Muş yok. Hep sizin rızkınızı annem yiyor biliyor musunuz? Yalan. Göndereceğim takipçilerime, her şey sen oluyor. Tövbe. Hatta bana vermek istiyorsun. Ben diyorum ki sakın bana verme. Yani takipçilerine gönder. Yalan söylemiyor. Selamın kavlen. Çok sıcak kız, bu nedir? Senin acını yiyeyim ben. Senin acını yiyeyim, acını. Hadi bakalım. Orada görüşürüz sizinle. Ne oldu? Acıyor mu? Evet, acıyor. Sen nasıl yaptırdın o kadar dövmeyi kendine? Vallahi ben de soruyorum bunu kendime, biliyor musun anne? Ay çok güzel oldu, biliyor musun anne? Şimdi çıktık, annem dövmesini yaptırdı. Mutlu musun anne? Evet, mutluyum tabii ki de. Kolum acıyor birazcık. Acıyor biraz, geçelim. Nereden gideceğim? Ah, düz böyle. Şimdi annem beni Göktürk'e bırakıyor, Mehtap'ın yanına. Onda kalacağım bugün. Böyle Göktürk'e gidiyoruz. Bu nereden? Göktürk düz. Karşıya. Sultan Gazi'ye yazıyor. Küçük köy. Emin misin? Dur bakayım. Hayır, değilim. Arkadaşlar, sizin yüzünüzden yanlış girdik. Ya, sağdan gidecekmişiz anne. Şuradan geri döneceğiz, oradan sağdan gideceğiz. Pudi? Aa, aşkım. Evet, beni sevdin. Evet, beni sevdin işte. Hadi Nolt, git oyna Pudi ile, oyna hadi. Hadi git. Sen böyle üşümüyor musun? Benim aynı durmama neden? Gel, evet aşkım. Arkadaşın mı senin? Gel. Gel. Nohut. Elinin renkleri bile aynı. Hadi kaka yapma. Ya sen niye böyle bir kız oldun ya? Arkadaşlar çok yoruldum. Mehtap fön çektirmeye gitti kuaföre. Allah, bu ikisi zaten anlaşamıyor Pudi ile. Pudi deyince havlıyor. Nohut çok korkuyor her şeyden. Uyumak istiyorum. İşte Mehtap, ben fön çektirip gelip seni alırım dedi. Yere mi gideceğiz? Alıp gider hep. Halının üstünde yemeği seviyor. Bu da inanılmaz. Bak, alıp yerine gidiyor. Sen bu kadar şeye niye sahipsin? İnanamayacağın bir şey bu. Bu, buna deli olursun, gel. Bunun üzerindekine bak. Gel. Nohut, orada bir güzel bir şey var bak. Gel. Bu güzele benziyor Nohut. Arkadaşlar günaydın. Bugün çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. İnsana böyle belli bir yaştan sonra yüklenen bir mutluluk var üzerimde. Banyo dolabımı değiştiriyorum mutluluğu. Yenisini aldım şimdi, o burada. Böyle musluğunu falan da değiştiriyorum. Ev sahibim Allah'tan o kadar tatlı biri ki. Ben ama ilk girdiğim günden beri bu banyo dolabı hakkında konuşuyorum. Diyorum ki ben bunu istemiyorum. Kötü, bırakın değiştireyim. Böyle bir sürü masraf girdikçe sıra buna gelmedi. Ama
sıkıntısını anlatacağım şimdi size. Ama şimdi sıkıntısını anlatıyorum arkadaşlar. Çok dar ve çok alçak. Yani çocuk... Şurayı da düzelteyim. Çok dar ve çok alçak olduğu için yani ellerinizi bir yıkıyorsunuz, her yer su. Çünkü şu kısım çok küçük, yani gereksiz küçük. Bu böyle aynanın kenarlarında kablolar var ama kablolar hiçbir yere bağlı değil. Burada bakın şimdi. Çekmece şişmiş buradan. Görebiliyor musunuz? Şurası şiştiği için böyle kapanmıyor. Böyle bir şey, böyle saçma bir şeyler oluyor burada falan. Böyle buraları falan artık kötü olmuştu. Yenisini aldık. Onu şimdi kurmaya gelecekler. Bu arada sakın, sakın eğer böyle bir şey alacaksanız sakın aldığınız yerden montaj hizmeti almayın arkadaşlar. Ben dedim ki böyle böyle bir tane hazırda banyo dolabım var, sökülecek, yerine yenisi takılacak. Ne kadar? Dedi ki işte sayıyor. İşte yeni banyonuzun sökümü 1000 lira, yeni aynanızın şey eski banyonuzun sökümü 1000 lira, eski aynanızın sökümü 400, eski şeyin musluğunuzun sökümü 400, yenisinin takımı 1000, yeni musluğun takımı 500, yeni aynanın falan, bana 4000 lira fiyat verdi. Dedim ki teşekkürler, görüşmek üzere. Çünkü ev sahibiyle montajı ben ödeyeceğim diye anlaştım. Yani bana öyle bir şey teklif etmedi. Montajı öde falan demedi. Ben sadece kendimi kötü hissettiğim için montajı da ben ödeyeyim dedim. Sonra aradım. Bizim aşağıda bir tane tesisatçı var böyle. Dedim ki abi ne kadara kurarsın? Söküp ne kadara kurarsın? 1000 lira yaparım dedi. Ben tamam abi gel dedim. Böyle geliyor şimdi. Böyle her şeyi buraya dizdim. Allah. Akşam da kızlar geliyor. Eka ile Melisa gelecek. Biraz ev falan toparlayalım. Bunları yerleştiririz birlikte. Şimdi spordan geldim. Kahvaltıyı ne kadar çok konuştum. Sus be. Şimdi spordan geldim. Kahvaltı yapmam lazım. Biraz protein, yumurta bir şeyler yiyeyim. Bu da kurulsun. Hemen birlikte yerleştireceğiz sonra. Arkadaşlar. Ne oldu anneciğim? Size de şey oluyor mu? Ne zaman kuaföre gitseniz regle oluyor musunuz? Ya çok saçma. Çok saçma. Çok saçma. Ama bunu sürekli yaşıyorum ya. Mesela daha 3-4 günüm vardı. Ama kuaföre gittiğim için regle oldum. Nohut. Hani bir de regle olacağınız gün her şey üst üste gelir ya, mesela nohut delirdi bir anda. Kuaföre gittim, kaşlarımı aldırdım, pedikür yaptırdım. Kramplar giriyor, yatıyorum, kalkmak istiyorum. Zaten aylar sonra gelmişim ki kuaföre zaten çok sevdiğim bir yer değil yani. Kuaförde vakit geçirmeyi gerçekten hiç sevmiyorum bakın. Şimdi eve geldim direkt. Ağrı kesici falan içtim. Şimdi biraz kendime geleyim. Şunları artık dolaba yerleştirelim istiyorum. Adam da dedi aslında akşama kadar çok dokunmayın. Silikonladık işte, sabitlensin falan. Bir şeyler dedi de. Oha! Umut. Bir şey yap. Bir şey yap. Tek yaptığın şey şımarıklık. Başka hiçbir şey yaramıyorsun. Komik bir hayvansın sen, biliyor musun? Çok komiksin yani. Ay mahvolmuş haldeyim. Biraz kendime geleyim, geliyorum. Taşıyorum. Yapacak bir şey yok yani. Bunlar burada kalamaz. Kalamaz yani. Önce en az kullandıkları... Götürüp orada mı ayarlasak? İçini süpürmem lazım. Şu an her şey sinirimi bozuyor Nohut. Her şey sinirimi bozuyor bu dünyadaki. Bazen sen bile sinirimi bozuyorsun. Sonra bir suratına bakıyorsun. Diyorum ki ya ne tatlısın ya sen. Ya hemen de kuyruğunu sallayıp yanıma gelir ya hemen. Acaba yanlış bir şey mi yapıyorum şu an yani? Gerçekten koymamam mı lazım acaba? Ama saatler geçti yani, silikon soğumamış mıdır artık? Kurumuş yani gayet silikondan, ne kadar kurusun? Yani mesela hiçbir şey o kadar kategorisi yok yani, anlatamamışsın. Her şey sadece sığdığı şekilde orada. Nohut! Yardım et. Hiç yardım etmiyorsun. Bunu acilen halledip müdahale izlemem gerekiyor. İnsana hep şey gelmiyor mu bunları böyle dizerken? Hani öyle hevesle diziyorsun ki zannediyorsun ki bir daha hiç dağılmayacak. Ama hep tekrar dağılıyor işte. Kalmıyor böyle hep. Hayat da öyle değil. Diş fırçalarını da hiç açıkta bırakmayın diyorlar. Çünkü bir sifon falan çektiğimizde çok üstüne bakteri yapışırmış. Öyle diyorlar. Ben de hiç koymuyorum o yüzden. Evet, bitti dostlar. Şimdi kızları bekliyoruz. Yamuk. Ne haber Yamuk? Ne yapmam lazım biliyor musunuz? Acilen
üzerime bol bir tişört giymem lazım. Böyle dar tişörtten o bol tişörte geçiş heyecanı. Allah'ım. Ya bu inanılmaz bir şey. Hani böyle sütyen çıkarmak falan. Okey, çok rahatlatıcı da bütün gün dar tişörtle gezip bol tişört giymek bence sütyen çıkartmayı geçebilir. Bu arada diyeceksiniz az önce makyajsız değildi. Ne oldu? Bir işbirliğim vardı. Gerçekten çok sevdiğim bir ürünün işbirliğini çektim. Bayılarak kullanıyorum. Şimdi acilen en sevdiğim tişörtü giyeceğiz. Herkesin favori tişörtü vardır arkadaşlar evde. Benim bu arada mesela burada kotlar, işte kumaş pantolonlar, işte top üstler, mini üstler falan böyle kategoriler olur ya, benim en geniş kategorim ev tişörtlerime ait. Bak şaka yapmıyorum. Büyük bol tişört zaafım var. Hani bir de böyle bazıları artık böyle yani beni çöpe at diye yalvarırken bile ben diyorum ki bunu kimse görmüyorken giyer yatarım. Yani ne var diyorum, böyle asla atmıyorum bir de onları. En sevdiğim tişört arkadaşlar bu tişört. Bunu Arda'dan aldım ben. Arkadaşar onun evindeyken böyle bir tişört istedim. Versene ben çok daraldım falan. Bana bu tişörtü verdi. Böyle şurasında artık nerede lan? Şurasında böyle silinmek üzere olan bir yıldız var. Arkası böyle. Lakers. Aa, Lakers yazıyormuş. Yemin ederim, yemin ederim. Hiç okumamıştım bugüne kadar. Allah belamı versin. Burada Lakers yazdığını bilmiyordum. Gerçekten söylüyorum. Bunu hemen giyiyorum. Bunu ben sigara külüyle yaktım. Aldığım ilk gün. Ben bunu Arda'dan çaldım. Bir de böyle Arda'dan hani bir şeyini çalamazsın yani. Yani onu sana vermesi gerekir. Ben böyle gizli gizli giydim bunu. Geldim eve falan. Sonra bir gün görüntülü konuşuyoruz. Üstünde bu var. Anladı aldığımı. Nes tam senin olsun falan dedi. Ben bir de bunu aldığım ilk gün sigara külüyle yaktım. Deliğimiz var şurada bakın. Görüyor musunuz? Nerede lan? Kaybettim ha. Şöyle minik. Neyse giyeyim. Ne kadar çok konuştum. İnanamıyorum. Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlarıma selam verin lütfen. Öyle yapıyorum. Hello. Sen de? Beni özlediniz mi? Sizinle kız kıza istemişler. Gençler. Evet, gördüm. Beni çok sevmişsiniz. Yorumlarda yürü gitsin. Arkadaşlar yorumların hepsini okudum. Melisa Terazi Burcu. Bu işe bir şey getirmek evet, istedim. Terazi Burcu'yu. Fotoğrafımın altına bile yorum atmışlar. Ne burç diye mi? Terazi Burcu'yum. Yükselenim akrep. Ve biz Melisa'yı çok seviyoruz. Normal şartlarda hiç kavga etmeyiz yani. Niye herkes böyle bir şey yazıyor? Bana mobbing uygulandı gördünüz, fark etmişsiniz siz de. Bu arada o videoda yani size yansımayan bir şey var. Aslında biz orada Eka ile bence videoda Melisa bizi çok azarlamasın diye bir kendimize savunma kalkanı oluşturup Melisa'nın üzerine yürümüşüz ikimiz de. Normalde genelde Eka'nın üzerine ikimiz gideriz. Hep mağdur sizsiniz. Ya da tamam, işte tamam. Öyle bir şey olur ama bu sefer nedense Melisa harcandı. Biz evet, Eka'yla... genelde biz senle Eka'yla çarptık. Bir dahaki videoda beni harcasanıza. Ama işte senin... benden yana olsun. Ama seni harcadığımızda seni çok harcıyoruz. Evet, bunu videoda olmaz. Yapamayız çünkü senin... Bir dahakinde senin... Pelo'yu harcayalım, bize şey yapsınlar. Instagram'da savaş açsınlar. Çünkü Eka o kadar güzel üzerine gidilecek bir karakter ki. İnanılmaz komik biri. Ve savunmalarını da aşırı tatlı yapıyor. Çok tatlı yani o kadar... Mesela biz komple dalga geçiyoruz ama o bunu mesela ciddiye alıp açıklıyor. Evet. Arkadaşlar çok kötü durumdayım. Asıl mağdur Eka. Hani. Bu şeytan mağdur olabilir mi? Şunun gözlerine bakın. Evet ya. Evet ya. Evimin yeni hali hakkında ne düşünüyorsun? Mükemmel. Beğendin mi? Aşırı beğendim. Artık gri bir insan olmayacaksın. Bej bir insan olmayacaksın. Kırmızı, yeşil, mavi. Yani bu kadar. Puanlıyorum evine. Buzdolabınla birlikte artık 8. Yuh, buzdolabının hatırına 10 verebilirim. Çok pahalı kızım beyaz eşya. Aşkım, evet ya. Aşkım ne zannediyorsun ya? Evlenmek bitmiştir. Ne alaka kız evle? Ha. Beyaz eşya ya. Ama onları erkek alıyor mu? Neyse evden çok yalnız. Erkek mi alıyor onları? Erkek almıyor mu? Ha, beyaz eşyayı erkek alıyor doğru.
için. Hayır, o kadar anormal. Şimdi benim için normal. Hiç kimse için normal. Hayatım sonuna kadar dalga geçerim sana. Evet, kesin. Dalga, ben dalga geçerim. Şey normal mi? Bu anlattığın hikaye. Şöyle, kişinin karakteri olarak düşün. Karaktersel bir şey ya bu. Yani o kişiye hiç uyduramadım. Yakıştırıp yakıştırmamak. Hiç yakıştıramadım. Hayal edemedim. Başka bir olsaydı hayal ederdim ama. Ama şöyle düşün. O kişi bazında düşünme bunu. Herhangi birinin başına aşkım gelebilecek bir şey. Aşkım olabilir. Komik bir olay bu arada. Çok komik. Hani aşırı böyle gülüp edip dalga geçmek. Çok komik. Ama kişi özelinde olduğu için ekstra travmatik aynı zamanda. Kişi özelinde olduğu için. Mesela... Şey bu, sessiz. Mesela... Tabu. Tabu, yasaklı, her kelime yasaklı ama şu anda. Dur. Mesela kimin başına gelseydi aynı zamanda bu kadar komik olmazdı. Sen az önce birini dedin ya. Kesinlikle. O okey ama biri daha var. Ha. Evet. Anladın mı? Gelmedi, evet. Nasıl? O komik olmazdı. Nasıl söylemedik? Bir şey soruyorum. Kırbaçlı. Sen hazır mısın? Hı. Bir erkekte en önem verdiğin 3 özellik. Dürüst ol. Bir kere. Sen o sıra gelecek. Dürüst ol kardeşim. Tam bir kere. Düşünceli olması. Tamam, düşünceli olması. Yani düşüncelinin için saygılıyı da ekliyorum. Öyle bir şey yok. Her şeyi ekleyemezsin. İçine. Şey, saygılının içine uzun boylu da ekliyorum. Ya saygının içine şeyi de ekliyorum ben. Kibar olma. Saygılı, düşünceli ve... Evet. Sevmeyi. O iyi. O ve iyi. Hayır ve konuşabilmek. Ama sen böyle değil. İlk kural. İlk kural. İlk kural konuşabilmek. Konuşabilmek evet. İlk kural konuşabilmek. Sonraki kural kibarlık benim için. Yani nazik ve bana karşı düşünceli davranabiliyor. Evet. Ama konuşabilmek şurada. Üçüncüsü de aşık olmamız yani. Anladın mı? Konuşabilmek şurada. Mesela konuşabilmediğin insanla ilişkiye başlayamıyorsun ya. Sor. Mesela sorma, ne diyecek merak ediyorum. Heh, sayda. Sen düşünseydin orada keşke. Bana laf sokmak için. Yani çok ne bulacaksınız? Uber ne bulacaksınız merak ediyorum. Hayır, ben Uber bir şey bulmam ki. Benim için kadın erkek eşitliğine gösterdiği saygı çok önemli. Ay kapı! Ay çok saçmaladım. Saçmaladım. Bunu söylemiş olamaz. Bir şey söyleyeceğim yani bir bar zorluğu bir şey de olamam. Aşkım yani. Düşüncelilik naziklik eşittir yani anladın mı? Hani bir şey söyleyeceğim. Daha. Bir şey söyleyeceğim. Yanlış anlaşılmasın. Bence bu kesinlikle çok önemli bir şey. Çok önemli bir kriter ama bunu en önemli vatandaş olma kriteridir bu. Ya konuşabilmek şey. Konuşabilmek şey çünkü. Aşkım şey. Bir dakika ardından şey gelecek. Vergilerini ödesin. Konuşabilmek önemli bir şey. Karşındaki insan yani kadın erkek her zaman iletişim kuramaz. Ya konuşamadan insanla ilişkiye zaten başlama yani. Tamamen seni anlıyor olması lazım belli bir noktada. Karşılıklı anlaşabilmektir ya bu bile bir. Bir şey söyleyeceğim ben ama Melisa'nın demek istediği şeyi anladım. Zaten diyor ki zaten konuşamadığın birisiyle. Aşkım zaten ama öyle olmuyor bazen. Abi ama diyor ki bir erkekte aradığın 3 özellik evet. Dedi tamam mı? Ya bunları bir zaten açık açık her şeyi konuşamayız. Bir erkek dediğin, genelde böyle dümdüz. Aşkım tamam. Sicilinin temiz olması, vergilerini ödüyor olması, kadın erkek eşitliğini önem veriyor olması. Bu öyle bir gelir ki zaman ilişkinin içinde karşınıza şok olursunuz bu arada. Ya öğretmen oldu bu. Bak yine çok doğru konuşuyorum. Bak, hayır yine, ya koydum yasa ben bir şey bilmem. En doğru şeyler söylüyorum. Konuşabilmek dedi kardeşim. Sen şu an halk oynuyorsun. Ben halk bak gerçekten halk oynuyorsun. Öyle abi. Genel olarak mesela, bir erkekte. İlk liste sıra olarak. Aşkım şöyle bak bir dakika. Bunu ilişkimdeki biriyle ilgili mi soruyorsun? Dışarıdaki herhangi bir erkek için mi soruyorsun? Ya bir tane senin bir şey hayalinde bir erkek var tamam mı? Az önce karşındaki erkekte ne arıyorsun diye kendim bana sordum. Ve bu cevapları nasıl verirsin? Hayır bir erkekle sevgili olurken bak
Yani dikkat ettiğin en önemli üç şey. Tamam, söylüyorum. Öncelikle bana olan tutumu, genel ilgisi, düşkünlüğü vesaire vesaire, bunların hepsi. İkincisi, ilişkiye karşı olan özeni, ne kadar benimle vakit geçiriyor, neyi öncelik yapıyor hayatında vesaire. Üçüncüsü... Tek çıktı bin tane şey. Hani ben bir... Ya içine katıyorum ama. Söyledim ya böyle sorular, ya. Böyle sorular geriyor mu beni ama. Kişileri içine sokmam lazım. Bu arada ilgi benim için de çok önemli. Üçüncüsü... İlgiyi söylemeyin. Üçüncüsünü söylüyorum. En önemlisi ilgidir bu arada, değil midir? Tamam, üçüncüyü söylüyorum. Biraz adam olsun ya. Biraz şey olsun böyle. Erkek. Şey olsun yani, sorumluluk alabilsin. Sahiplenici. Yok, sahiplenicilik değil de. Bak nasıl tezimi çürütüyorum. Kadın erkeği çürütmüyor. Hayır, sorumluluk alsın. Ne bileyim, biraz halledebilsin bir şeylere bana gerek kalmadan. Sana niye gerek kalmıyor şey kardeşim? Kadın erkek eşit aşkım değil mi? Kadın erkek eşitse kadın her şey sırtlanacak, erkek de her şey sırtlanacak. Her şey karşılıklı. Değil mi? Sizin dünyada böyle, kadın erkek eşit dünya. Benim dünyamda zaten böyle. Her şey için, ilişkinin içinde her şey için geçerli değil bu. Sen bir linç daha ye şimdi bunu. Beni linçletmeye çalışıyor. Bir gör. Rezil bir insansın. Ya bu arada kadın erkek eşitliğine lafım yok da bu ilk seçenek olmamalı. Bunu söylemeye çalışıyorum. Bu zaten bir vatandaşlık görevidir. Bir erkek için... zaten sana karşı kibar davranıyorsa kibardık. Kadına değer veriyordur zaten, anladın mı? Hani bu çok geneldi senin söylediğin. Benimkine dalga geçtiğin için ben seninkiyle dalga geçtim. Bu da kameralara görmüşüm. İtiraf zamanı. Ben dalga geçmedim onunkiyle. Ben çok normal bir şey söyledim. Çünkü konuşabilmek ilk kuraldır. Yani arkadaşlar, ben burada kendi... İkinizin söylediği şey de aynı yere çıkıyor aslında. Ben burada kendi düşüncelerimi söylerken linç yedim. Bunun fark edilmesini istiyorum. İnsan kendi düşüncelerini söyleyemeyecek mi? İşte bütün mesele bu, biliyor musun Eka? Söyleyemiyoruz. Her şeye bir şey buluyorlar. Bir de öyle bir konuşuyorsun ki politikacılıkta böyle bir seviye tamam. Yok böyle şey yok. Hiç açık kapı bırakmıyor hani, yani. Bir de benim bazı cümleler ağzıma tıkılıyor, tamam mı? Ben var ya gerçekten ben böyle... Bana diyor ki neyi söylüyorsun ha? Neyi Ben böyle halka mal olmuş bir insan olsam o kadar iyi kotarırım ki bu olayı. Bak size yemin ediyorum. Aşkım sen şey eğitici video falan. Hayır yani o kadar iyi kesin ya. Şey yaparım ki bu durumu. Anladın mı? Bu arada biz Melisa'yla idare ederim. Melisa'yla 15 yıllık arkadaşız. 5 kez tartıştıysak ikisi Pelin'in videolarında. Yok be. Yemin ediyorum hiç ya. Kavga etti. Hiç. Ya bir dakika bırakma, dur şimdi bakayım. Bir şey söyleyebilir miyim? Bunların aralarında bir konu var. Ve bana her geldiklerinde, her gruptan konuştuğumuzda Melisa'nın bu hayatta istediği tek şey Eka'nın o konuyu açmaması. Ve Eka her defasında o konuyu açtığı için bile günde en az 3 kere kavga ediyorlar. Malum. Hayır be, abartma. Bir kere işte o geçen gün oldu, hepimiz En az 3 kere bu evde kavga ettiniz bu konu yüzünden, en az. Sen sarhoşsun belki, hatırlamıyorsun. Bir şey diyeceğim, bu kez... Aşkım evet ama ondan öyle tartıştık ama o çok basit bir mevzu. Melisa gayet sinirleniyor, sen... Geçen gün olarak değil, bu şu an bir olay başka. Geçen gün onu attığında da çok sinirlendim. Bir şey söyleyeyim. Ama ne yapıyorum? Bir şey söyleyeceğim. Kime mi gömeyim? Kendi arşivime mi gömseydim? Ne yapsaydım ben o videoyu? Bir şey söyleyeceğim. Sen, bak bir şey söyleyeceğim. Bak anlıyoruz senin için ne kadar travmatik olduğunu ama... Çok komik olduğu için biz de kendimizi konuşmaktan alıkoyamıyoruz yani. Ya ben sizinle paylaşmayacaktım. O videoyu ne yapacaktım? Tabii ki yani, kesinlikle. Sen biraz fazla ciddiye alıyorsun. Sen fazla ciddiye alıyorsun. O zannediyor ki... Söyleyeceğim konulara gelirsek arkadaşlar terk ederim evi. O zannediyor ki biz bunu konuşmasak o yaşanmamış gibi olacak. Evet öyle olacak. Sen öyle olsun istiyorum ya. Öyle olmayacak ama. Hadi tamam, güle güle deyin kızlara. Arkadaşlar hoşçakalın. Sen de bye. Ne yazarsanız yazabilirsiniz arkadaşlar. Öpüyorum sizi, güle güle. Bye bye.